Müziğe olan merakı ve hayranlığıyla bilinen Afyonkarahisarlı iş adamı Şükrü Demirayak, Afyonkocatepe Üniversitesi'nde öğrencilerle söyleşide buluştu. Demirayak, Müzik ve Teknoloji, Aşk ve Tutku adlı söyleşide öğrencilerle müzik tutkusunu ve bilgilerini paylaştı. Eskiden böyleymiş sazlar. Bunlar ne kadar küçük. Evet, internette falan da görürsünüz hakikaten. Müzik tutkusuyla bilinen Afyonkarahisarlı iş adamı Şükrü Demirayak bu tutkusunu bu kez öğrencilerle paylaştı. Çok iyi. Ondan sonra tabii Türkiye'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var ama şimdi 2 tane daha gelecek. Demirayak, Afyonkocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileriyle Müzik ve Teknoloji, Aşk ve Tutku adlı söyleşide buluştu. Söyleşide ilk olarak programı hazırlayan doçent doktor Uğur Türkmen, Şükrü Demirayak hakkında kısaca bilgi verdi. Ani geçti müzik kayıtlarıyla daha 80'li yılların başında farklı müzik çevrelerinin dikkatini üzerine toplamaya başlıyor. Biraz sonra da göreceksiniz. Çok takdir toplayan çalışmalar olmuş. Hazırladığı masterlarla synthesizer kullanımında yoğunlaşıyor. Bestelerine yeni soluklar getiriyor. Türkmen'in ardından söz alan Demirayak, müziğe ilgisinin plaklarla tanışmasıyla başladığını anlattı. Tabii bir kısım Amerikalı öğrenciler var, yurt dışından gelen, NATO'da çalışanların oğulları falan. Amerikalı o çocuklarla da arkadaş olmaya başladık. Sonra işte 75'te gittim o yılda. Bakıyorum bazen ellerinde bir şey geçiriyorlar, karton. Ve birbirleri değişiyorlar falan. Ne bu dedim ya? Dedi, bu plak. Ya benim bildiğim plak ufak 45'lik olur. Dedi, 33'lük bu, büyük long play. Aman ya dedik bizim çünkü o zamanlar büyüklerimiz işte radyo var mı var, kaset çalar mı var, daha ne istiyorsun işte yeter, ufak, kompakt, pilli. Çünkü babamız da şirketi belli bir yere getirmiş, çok çalışan bir insan, yokluk görmüş bir dededen bugüne gelinmiş. O yüzden çok da ilgileri yok. Ben kolejde çok birden tabii moral geceleri olurdu orada, her hafta bir gün müzik çalınır işte. Kimileri dans eder, bazı şeylerin, öğrencilerin kabiliyetli durdu farklı yönde, hobileri, sonları sergilerlerdi. Ben orada büyük, işte ilk defa orada büyük bir speaker'a sahne ofisine şey bağlamışlar, bir kaset çalar, ufak. Tabii gümbür gümbür bir ses gelince ben orada virüs girdi bana. Demirayak harçlıklarını biriktirip plak aldığını söyledi. Bir de harçlıkları da zaten cüzi bir harçlık alıyorum haftalık. Öğrenci olanlar işte zaten biliyorsunuz hepiniz. İkinci gün biterdi para. Hadi onu da harcamayalım dedik. Biriktirip plak alacağız. Ve ben sadece işte yatılı kaldığım için günde 3 öğün yemek veriliyor. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Tabii vücut gelişiyor, daha çocuksunuz. Arada da acıkıyorsun falan. Çok böyle açlık çektim. Sırf plak biriktireceğim, alacağım diye. Doymuyorsun ki. Vitrine bir gidiyorsun İzmir'de. Kemeraltı'da çok güzel plakçılar vardı işte. O zaman çok da güzeldi 70'li yıllarda. Şimdi bayağı bozulmuş oralar. Camlara yapışırdım böyle adeta. Demirayak Türkiye'de gezilmesi gereken 50 müze arasında yer alan müzik müzesinin nasıl oluştuğunu da öğrencilerle paylaştı. Açık artırmalar oluyor. Çok ciddi, profesyonel. Özellikle yurt dışında İtalya, Fransa, İngiltere, Amerika'da. Benim de danışmanlarım var İngiltere'de, Almanya'da ve Amerika'da. Onlarla internet hem üzerinden hem de bir açık artırım olacağı zaman haber veriyorlar. Benim fan olduğum, yani çok hayran olduğum bilim adamı veya sanatçı. Onların listesi var onların. Veya o listeye ilave edeceğim şey olursa hemen yazıyorum. Mesaj, e-mail ya da konuşuyoruz. O hemen o listeye ilave ediyor ve aramaya başlıyoruz.